Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, sezonda 300 bin ton ayçiçeği alımı gerçekleştirdiklerini söyledi. Kırbiç, gazetecilere yaptığı açıklamada kuraklık nedeniyle verim ve kalitede düşüş yaşandığını ifade etti. Kırbiç, üreticilerin en iyi kazancı elde etmesi için çaba sarf ettiklerini dile getirdi. Tabii 2023 yılı kurak bir yıl olmasına rağmen biz Trakya Birlik olarak bu kadar ürün alabileceğimizi tahmin etmemiştik. Ancak geçen yılla yaklaşık aynı ürünü aldık. 300 bin ton civarı ürün mübayasında bulunduk Trakya Birlik olarak. Bu kuraklıktan bu ürünün miktarın düşebileceğini tahmin etmiştik ama piyasalardaki şartlar sizlerin de takip ettiği gibi piyasalardaki fiyatlar çok bizim fiyatımızın altına düştüğü için bize rekoltesi olan üreticimiz tekrar Trakya Birliği tercih etti. Ürünlerini Trakya Birliği'ne getirdi. Dediğim gibi biz de Trakya Birliği olarak bu yıl aldığımız ürünlerin bedellerini geçtiğimiz günler itibariyle tamamladık. Yaklaşık 4,5 milyar TL'ye yakın bir ödeme gerçekleşti. Üreticilerimizin en iyi kazancı elde etmesi için en iyi fiyatı vermek, en iyi şekilde ürünü değerlendirmek bizim birinci amacımız. Yani bizim için buradaki biz en iyi fiyatın oluşması, çiftçinin en iyi para kazanması ve bu ürünün ekilebilir ve sürdürülebilir olması için bir mücadelemiz var. Burada da insanlarımızın neticede bu işi hobi olarak yapmıyor insanlarımız. Para kazanmak için yapmakta. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve Birma margarin. Trakya Birlik'ten. Çiftçimiz daha ayçiçeğinden para kazanmalı. İşte bu fiyatların düşük olduğu dönemlerde desteğin yükseltilmesiyle, farklı enstrümanlarla kazanç paritesi çiftçinin yukarıya çekilmeli. Çünkü ayçiçeği ülkemiz ihtiyacının yaklaşık %60-70 oranını karşılamaktaydı. Bu yıl tabii bizim tahminlerimize göre oluşmayacak, yaklaşık yarısını karşılamış olacağız. Bu yönde biz ithalata bağımlıyız. Tabii ithalat böyle şartlar iyi gittiğinde, işte dünyada bir takım dengeler bozulmadığında, pandemiydi, savaştı, olmadığı süreçte belki çok sıkıntı değil ama o tip böyle olumsuz dünya şartları yaşandığında ne kadar zorlandığını sizler de hep takip ettiniz. Biz o yöne düşmemek için, öyle bir duruma düşmemek için bu ürünün ekim miktarının arttırılması yönündeyiz.